Azat da o. Bak. Azat da o. Rahat dur. Rahat dur. Bak harbiden. Kafanı kırarım bak. Rahat dur. Arkadaşlar, evet, sağdan soldan da duyuyorum, salgın varmış. Böyle bir halsizlik, kemiklerde, eklemlerde ağrı. Ben de galiba şifayı kaptım, dün ilaç içtim. Biraz daha iyi olacağız. Bakın karşıda dozer var. Tam isimlerini bilmiyorum, büyük bir kepçe şu. Şöyle göstereyim bakın. Onu rica ettim, dedim bizim çiftliğin yolları biraz sıkıntı. Şöyle bir vurup geçer miyiz? Dedi benim için problem değil, şefle konuşman lazım. Şef de oradaymış. Şefi bulacağım. Abiden rica edeceğim. Şu bize güzel bir yol vursun. Bakın şu yolu görüyorsunuz. Bunlar hep tekerlek izleri. Şöyle güzel, iyi bir yol vursun. Aynı zamanda bir de böyle mıcır falan dökersek arkadaşlar, yağmur yağdığı zaman çok kötü oluyor. Bu toprak yağmurda bayağı kötü oluyor. Şöyle mıcır biraz zor ama en azından yolumuzu şöyle bir düzlesek bizim için iyi olacak. Artık şefi bulacağız. Muhtemelen yaptıracağız. Yani fazla bir mesafe yok. 40-50 metre bir yer. Dozer için hiçbir şey. Yani bizim şu an yol çalışmaları yapılıyor. Bakın köye başladılar. Köyün önüne başladılar. Yani arkadaşlar o kadar kuvvetli makineler ki dağları deliyorlar ya, öyle söyleyeyim. O yüzden buraya onun için çocuk oyuncağı olur. Gelir burada. 2 dakikada bizim yolumuzu açar. Evet, Azat da o. Bıktırmışsın. Bak adam dışarı çıkmak istiyor. Yani artık diyor ki bıktım diyor ya bu azatla. Paşayı da almışsın kardeşini yanına. Ulan ne saygısız adamsın sen ya. Ne acayip bir insansın sen ya. Azat. Bakın bozu açık ya. Bakın Gurce orada yatıyor. Paça buraya gelmek istemiyor. Duman burada. Ama mecbur bozuyu açmamız gerekiyor. Bozu da geçsin. Sırayla açıyoruz köpeklerimizi. Dün Lady'yi açtım, dolandı. Yavruları var. O da biraz artık dolansın. Azat da o içerideydi. Küçük Azat'la Dumo galiba babam davara götürmüş. Yani muhtemelen. Burada gördüğünüz gibi. Güzel güzel gezip dolanıyorlar. Niye uzaklarda duruyorsun? Bozi'yi pek sevmiyoruz biliyorum. Bozi çok hırçın bir köpek. Gerçekten Bozi çok sevimli, bize karşı çok şey ama yok. Bozi. Al işte. Paşa, paşa sana paşa, kafayı takmış dostum. Hey! Hey! Paşa, Azat, Azap, Paşa. Şu tarafa gidecektim arkadaşlar. Şeyim, bayağı vücudumda çok aşırı bir kırgınlık var. Dün akşamla böyle rahatsızlandım. Vücudumda ağrılar var. O yüzden çok böyle kendime güvenemedim. Bir de orada dolanacağız, gezeceğiz. Orada ben bugün bir antibiyotik alayım. Soğuk algınlığı gibi bir ilaç vardı, onu kullandım. Antibiyotik beni iyi edebilir. Bazen soğuk arkadaşlar, gerçekten soğuğa maruz kalıyoruz. Bu o esnada
fark edilmiyor ama ertesi gün veya öbür gün kalktığınızda böyle bir baş ağrısı, vücutta bir halsizlik, yataktan kalkamama, hadi üstüne hasta oluyorsunuz. Yakın zamanda geçer. Yani duyduğuma göre birçok yerde aynı şey varmış. İnşallah böyle yeni bir salgın gibi bir şey değildir. Gel oğlum, sen burayı sevmiyorsun. Gel. Venüs sen de gel. Azat olur. Hadi çık bakalım. Hop 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 hop. Sakin, sakin, sakin. Venüs gel kızım. Al gel sen de çık gel. Gel gel. Hadi gel. Hayır Azat. Azat dur. Hı? Bu ne tip? Ne oluyor yamuş? İçeride mi kaldın? Her şeyde iyiyiz. Yalnız şu yemek konusunda beni bile tanımıyorsun ya. Allah seni kahretsin. Böcük. Arkadaşlar böcük yemek konusunda çok ters. Yani normalde var ya geliyor benim kucağıma atlıyor, zıplıyor, sevmiyor. Allah seni böcük. Ya böcük sen niye böylesin ya? Dikkat edin sesi aynı yıldız. Allah seni kahretmesin. Gel. Gel. Azap. Gel. Azap. Göre kanası geceleri açmaya çalışıyorum. Çünkü normalde yapmıyorlar ama bir tavuk yemişler galiba. Duyduğuma göre. Öyle mi? Tavuk yemişsiniz. Böyle yaparsanız açamayız sizi. Akşamları tavukları içeri koydukları zaman sizi açacağız. Her rüzgar Azat'a çok benziyor. Kanas! Işık! Vur! Kanas Paşa! Ah ah ah! Kanas! Kanas sen kime benziyorsun lan? Kanas sen kime benziyorsun lan? Işık ışık ışık ışık. Oh şarım benim. Evet, benim bu aralar gözlem bu dişi arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ne kuyruk sarıyor maşallah. Bu gel küçük 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 küçük. Gel gel gel. Azat'la Bozi'nin kızı. Muhteşem olacak gerçekten. Yani şu andan bakıyorum böyle kuyruk sarma falan. Biliyorsunuz Bozi de kuyruk sarıyor ama bu dişi böyle sıfıra sıfır saracak arkadaşlar. Yani böyle sıfıra sıfır kuyruk saracak. Sallı, yüksek, anası gibi bir dişi olacak. Hem de arada Azat damarı var. Bu dişimi damızlık olarak ayıracağım. Çünkü şöyle söyleyeyim, ben biraz üretimlerimle arkadaşlar boyu ve salı yükseltmek istiyorum. Yani bu dişim o yüzden çok güzel bir damızlık olacak. Yarın öbür gün bir yaşına geldiği zaman, şurada fazla değil, bir üç ay sonra daha da net anlayacağız. Bir yaşına geldiği zaman çok güzel bir şey olacak. Azap soyu anlamında küçük Azap'la bu dişiyi eşleyebiliriz. Bu aralar çünkü benim böyle küçük Azap'a da yoğunlaşacağız tabii ki. Nasıl Azat'a yoğunlaştıysak küçük Azap'a da yoğunlaşacağız. Ve büyük Azap'tan yani baba Azap'tan da yavrular alacağız. Sunni tohumlama yoluyla bu işi yapacağız arkadaşlar. Azap soyu içinde dediğim gibi mesela o dişimiz harika. Paşa. Paşam. O dişimiz gerçekten harika. Gördüğünüz gibi az çok anlayan bilir.
Muhteşem bir dişi olacak arkadaşlar. Paşam. Gel bakayım buraya. Işık. Azap Paşa. Tu. Tu. Babam için dişli lastikler aldım arkadaşlar. Kaplama lastikler. Aşırı off-road değil de hafif off-road dişli lastikler aldım. Çünkü atıyorum petlas tarzı bir lastik aldığım zaman güzel oluyor, iyi oluyor ama karda marda kaldığımız zaman bir işe yaramıyor. Biraz böyle dişli oldun mu en azından böyle karda marda bir şey oldun mu böyle çevirdin mi traktör gibi yerinden çıkar. Haftaya gelecek. Azap nasıl gidiyor? Azaptan bahsettiğim gibi sünni tohumlamayla, sünni tohumlama yaparak yavru alacağız. Dediğim gibi bu arada küçük azap için bazı dişleri ayırıyorum. Küçük azap yıldız, küçük azap dumo, küçük azap böcük, işte atıyorum küçük azap az önce gösterdiğim dişi azap soyunu. Bazen düşünüyorum gerçekten yani şu olaylar olmadan önce duman gibi bir dişiden, azap gibi bir babadan bu küçük azapı aldık çok şükür. Çok şükür arkadaşlar, o da olmasaydı, ya olmasaydı. Atıyorum duman doğurdu diyelim, ölseydi. Yani küçük azap şu an olmayacaktı. O yüzden çok mutluyum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Biraz antibiyotik içtim. Vücudumda ağrılar var. Kendimi iyi hissetmiyorum. Şöyle bir nane limon içtim. Bir de bir limonlu çay yapayım. Ayıp söylemesi, onu da içeyim. Akşama inşallah bir video gelir. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.